Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Emanet dizisi yeni bölümde Şahin'i Semih Pisliği'nin elinden kurtarmayı başaran Poyraz, ufak bir dikkatsizliği yüzünden sırtından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılacaktır. Abisi Şahin'in durumu her ne kadar aldığı onca darbeden sonra kritik olsa da, Poyraz'ın yarası derin olmayacak ve Poyraz hemen ayağa kalkacak ve kalktığı gibi de Semih'in peşine düşecektir. Cansel'in yine işin içinden sıyrılmak için 40 takla attığını görüyoruz. Öncelikle Cennet Sultan kesinlikle Cansel'in timsah gözyaşlarına inanmasın diyorsanız ve ayrıca Poyraz ile Nana'nın Cansel gibi bir yılanı evlerinde barındırmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenin, keşke Nana ile Poyraz'ın artık dünyalar tatlısı bir bebekleri olsa diyorsanız, bolca kalp emojisi şeklinde yorum yapın, hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümde, nihayet Semih'i demir parmaklıkların ardında görmek nasip oldu arkadaşlar. Semih ile Cansel'in gerçek yüzünün ortaya çıkması ile birlikte artık Nana ile Poyraz'ın, Merdo ile Nazlı'nın ve Aynur ile Sinan'ın romantik aşk sahnelerine daha fazla yer verileceğini düşünüyorum. Semih demir parmaklıklar ardındayken Cansel'e "Sen beni feda ettin, ben de senin ismini vereceğim" diyor. Ama Semih'in Cansel'in olan bitenden haberi yoktu şeklinde ifade vereceğine ve Cansel'in kötülüklerine devam edeceğine adım gibi eminim arkadaşlar. Çünkü Aynur ile Sinan'a kötülükler yapan Ezgi son bölümde bıçaklı saldırıya uğramış ve çok fazla kan kaybetmişti. O kadar kan kaybettikten sonra kurtulması imkansız ama senaristlerin ölüyü diriltmesi meşhur olduğu için Ezgi ayağa kalkarsa hiç şaşırmam. Ezgi ile Semih ikisi birlikte diziden ayrılırsa, Cansel'in tek başına kötülük yapmaya aklı yetmeyecektir. Sibel'in de artık Poyraz ile Nana'nın arasına girmeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Semih her ne kadar Cansel'in ismini vermese bile, Şahin ne de olsa her şeyi hatırlamaya başlamıştı arkadaşlar. Cansel'in gerçek yüzünü ortaya dökmek de Şahin'e kaldı gibi gözüküyor. Ama Semih'ten yediği onca dayaktan sonra yine hiçbir şey hatırlamaz ise ve Cansel, Şahin'e hafızasının geri gelmemesi için ilaçlar verirse hiç şaşırmam. Kötüler bir şekilde dizide kalmayı, hem de iyilerin burnunun dibinde elini kolunu sallaya sallaya gezmeyi başarıyor. Artık dizimizde kötülük sahneleri değil, Nana ile Poyraz'ın mutlu olduğu, bir bebek sürpriziyle Cennet Sultan'ın dahi herkesin mutlu olduğunu görmek istiyoruz. Ayrıca Aynur'a zarar vermek için gizlice evine giren Ezgi eğer ki ölürse, onun ölümünün Aynur'un başına kalması muhtemel arkadaşlar. Esaret dizisinde nasıl ki Neva ile Perihan ölerek diziden ayrılırken Orhun'u hapse soktularsa, muhtemelen Ezgi yüzünden de gider ayak Aynur hapse girecektir. Ama savcımız Aynur'un masum olduğunu ispatlamak için elinden geleni yapacaktır. Zaten kapının önündeki kaldırıma düşen bıçakta Aynur'un parmak izine rastlanmayacağı için içim rahat arkadaşlar. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.